Çok sağ ol Berçin. Yaptığın çok büyük bir fedakarlıktı. Sen ölümle yüz yüzeyken ben durup izleyemezdim Ozan. Hem dostluklar bugün içindir. Benim yerimde kim olsa aynını yapardı. Sağ salim atlattınız, çok şükür. Çok şükür. Hastanın dinlenmesi lazım. Bir kişi kalsın yanında. Dışarı çıkalım lütfen. Tabii hemşire hanım. Hemen. Hadi çıkalım. Anne. Berçin burada kalabilir mi? Onunla konuşmak istediğim birkaç şey var. Tamam anneciğim. Nasıl istersen öyle olsun ama ben tekrar gelirim, tamam mı? Ne konuşacaksın benimle? Bak, artık teşekkür etmene gerek yok, tamam mı? Aslım'ın nerede olduğunu biliyor musun? Konuşmak istediğin şey bu muydu? Bak Ozan. Biliyor musun, bilmiyor musun? Ben Aslım'ın sana söylediklerini duydum. Çok üzgünüm. Çok dil döktüm. Gitme dedim. Onu bu halde bırakma dedim ama dinlemedi. Her şey yolundaydı. Böyle birdenbire değişmesi akıl alır gibi değil. Sanki Aslım kendine değildi. Bir sebep olmadı öyle davranması için. Aslında evet. Sanırım bir sebep var. Nedir o? Ozan, bu konuları konuşmasak olur mu? Yani senin bazı şeyleri bilmen iyi değil. Daha doğrusu Aslım'ı eskisi gibi hatırlaman senin için daha iyi olur. Lafı dolaştırma Berçin. Ne biliyorsan anlat. Aslım da test yaptırmış. Böbreğinin uyumlu olup olmadığını anlamak için ondan da kan aldılar. Dokular uyuştu. Yani sana böbreğini verebilirdi. Ama bu konudan kimseye bahsetmememi istedi. Korkmuş. Ameliyata girmemek için de senden ayrıldı. Yani Ozan'ı ölüme mi terk edeceksin dedim ama dinletemedim. Hayır. Aslım öyle bir şey yapmaz. Yalan söylüyorsun. İnanmamakta haklısın. Böyle bir insan olacağını nereden bilebilirdin ki? Ben de inanmadım ama maalesef doğru. Karşınıza çıkan ilk engelde arkasına bile bakmadan kaçtı. Sevgisi yalanmış demek ki. Zaten gidecekmiş buralardan. Okulu bırakacakmış. Artık hayatımızda Aslım diye biri olmayacak. Üzücü ama bu böyle. Neyse, sen biraz dinlen. Ben de gideyim. Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Hepiniz yalan söylüyorsunuz.